İlk adım frekans. Hedef HD yayın. Daha iyisi, daha güzeli için yüksek yayın kalitesine ulaşmak üzere kolları sıvadık. Türkiye'nin Milli Sesi Ulusal Kanal yeni yayın dönemine yeni frekansıyla başlıyor. HD yayın olanağına kavuşmak için ilk adımı atıyoruz, yeni frekansa geçiyoruz. Ayrıntılı bilgi almak için 0212 912 32 80'i arayın. 1 Eylül'e kadar frekans ayarlarınızı değiştirmeyi unutmayın. Şeyden bir haber programına efendim hoş geldiniz. Bugün çok özel bir dosyamız var. Özel bir dosya derken her hafta biz farklı dosyaları sizin ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Bugünkü özel dosyamız ise neden çöp satın alıyoruz? Dünya çöp üretimiyle ilgili çok çarpıcı başlıklarımızla konularımızı konuşacağız. Diğer konu başlıklarına geçmeden önce bugün dövizdeki hareketlilikle ilgili Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla ilgili tabii herkes dünya konuştuğu gibi bizler de bu konuyu ele alacağız. Kiminle Nurdan Erdeş'te alacağız. Ama önce bir VTR'miz var efendim. Onu bir izleyelim, bir hatırlatma yapalım. Ondan sonra buradayız, bekliyoruz efendim. Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Dolar 7 liraya aştı. Açıklamalar peş peşe geldi. Önce merkez, sonra BDDK kritik hamlelerde bulundu. Spekülasyonlarla rekor zirveye taşınan doların ateşi dindi. Biz bu oyunu gördük. Tavrımızı ortaya koyduk. Gerçekten bambaşka bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye mevduatlara el koyacak iddiaları, Asya piyasalarının açılmasıyla döviz kurunu yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak mevduatlara asla el konulmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da spekülasyona neden olan B ve C planı açıklamasını değerlendirdi. C planının arkasında yatan gerçek şu, nedir? Sermayeye el koyma. Ya sen benim hafıza kayıtlarımı nereden okuyorsun? Bunlar falcı mıdır? Nedir? Anlamak mümkün değil. Dövizdeki sert hareketliliğin ardından merkezden açıklama yapıldı. Merkez Bankası bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağını ifade etti. TL zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 250 baz puan indirildi. Bankaların Türk lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat, döviz, repo limitleri 7,2 milyar avro seviyesinden 20 milyar avroya çıkarıldı. Ve bankalara teminat yönteminde esneklik tanındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndansa gece geç saatlerde bir hamle geldi. Bankaların yurt dışı swap işlemlerine sınırlama getirildiği açıklandı. Kurdaki büyük dalgalanma Erdoğan'ın gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Beştepe'deki 10. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Serbest piyasa ekonomisinin kurallarından asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Söylentilere hiç kimse itibar etmemelidir. Spekülasyon yaratanların bedel ödeyeceğini söyledi. Bu tür spekülasyonları yapanlara da gereken bedeli ödeteceğiz. 15 Temmuz vurgusu yaptı Erdoğan. 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle bir üst aşamaya taşınan saldırıların devam edeceği açıktır. Türkiye ekonomisini hedef alan Amerika'ya NATO üzerinden tepki gösterdi. NATO'da beraber olacaksın. Stratejik ortağını sırtından vurmaya yöneleceğiz. Evet efendim, Türkiye'deki ekonomik krizleri konuşacağız. 94 krizinde yaklaşık değer kaybı %174 civarındaydı. 98'de ekranlarınızda da görmektesiniz bu arada. 94 krizinde %174 civarında, 98-99 krizinde yaklaşık değer kaybı dolar TL karşısında %163. 2000-2001 krizinde ise yaklaşık değer kaybı %203 olmuştu. Son yaşadığımız kur şokuyla bu değer kaybı %203'ün çok daha altında %131 olmuştu efendim.
Biz krizi nasıl fırsata çevirebiliriz? Nurdan Erdiş. Evet, bugün şimdi bütün haber kanallarında baktığımızda hani bu haberler dönüyor. Ben hani ticaretle uğraştığımız için belki bu kaçıncı kriz diye seninle de konuştuk ya, pek çok kriz geçirdi Türkiye ve her birinde eski Türkiye değil şu anki Türkiye. Her birinde belli önlemler alınarak bugüne geldi. Hatırlarsın işte 25 bankanın battığı ta seneler önce bir kriz yaşanmıştı. O zaman bir önlem olarak BDDK var bugün mesela. O zamanki Türkiye şu anki Türkiye arasında dağlar kadar fark var. Daha önceki yani krizde... Yani şimdi daha mı güçlüyüz? Tabii pek çok anlamda güçlü yönleri var. Çünkü her krizden Türkiye bir dersler alarak ve onlara bazı önlemler, bazı kurumlar getirerek çözümler bulmuş. Tabii ki bu krizde dediğim gibi keşke olmasa ama krizler oluyor Türkiye'de ve burada insanları esasında en çok etkileyen halk. Yani yaşıyorlar içinde sonuçta halk ve esnaf esasında ve sanayici de bundan çok etkileniyor. Buradan nasıl çıkılır? Tabii ki büyük sanayicinin dolarla borçlandığı için, dolar borçları olan büyük sanayicinin çok büyük sorunları olabilir. Hani devletimiz onlara da çeşitli önlemler getirebilir ama daha küçük ölçekli esnaflar, KOBİ'ler. Hı-hı. Ne yapabilir? Mesela ben... Peki Ayşe teyze de ne yapabilir? Ne yapabilir? O da önemli. Evet, yani ben geçen haftadan beri hani biraz da uzak kalmaya çalışıyorum. Mesela ticaret hayatındayım ama çok bu konulara girmek istemiyorum. Neden? Çok fazla içine girdiğinde iş yapamazsın. Yani psikolojik olarak mı? Psikolojik olarak da olumsuz etkilenirsin ve kilitlenirsin, iş yapamazsın. Yine bugün büyük şirketlerle birine konuşurken dedim ki yani biz daha önce bizim kurumumuz içinde bulunduğumuz kurumda daha önceki krizlerden çok etkilenmeden çıkmasının sebebi her krizde şey yaptı. Hiçbir zaman piyasadan çekilmedi. Mesela fiyat çok artacak. Bazı şirketler satışı şey yapabiliyorlar. Biraz yavaşlatabiliyorlar. Piyasayı görelim diyorlar falan. Ama biz hiçbir zaman elimizdeki malı satmama yoluna gitmedik. Bunu satalım. Müşteri bize daha fazla gelir. Yani pazar payı kazanalım. Şirketlerin de böyle bir fırsatçılık tarafı var. Eğer pazar orada kriz döneminde çekimser davranırsanız hem müşterinizi kaybedersiniz hem pazar kaybedersiniz. Satın %10 mu kar ediyorsunuz? %10 belki o an size zararmış gibi gözükür. Başka bir daha gelir, ikinci bir satarsınız %20. O zaman aradaki karı kar edersiniz. Az da olsa kar edersiniz. Ama hiç satmamak, kar diye görmemek lazım. Benim demek istediğim o. Şimdi tabii satmayalım, stoklayalım, dursun falan demeyelim. Tabii. Hani yani. O değil tabii. Yani. Ama halkta bir panik havası var. Aslında hani bu kriz diğer krizleri farklı mı acaba diye düşünüyor olabilirler. Eski krizler daha da ağır. Ağırmış esasında. Uzun yani %203 ne demek yani bundan önceki krizde. Yani strese girmeden akılcı oturup tabii ki ne derler kriz zamanı. Kriz olmayan zamandan iki kat fazla çalışmak gerektiren bir dönem. Fırsatları da aynı zamanda getirdiği bir dönem. Tabii ki o arada halktan da şöyle bir şey bekliyor tabii ki. Ne derler esnaf, sanayici falan. Yerli işletmelere teşvik, halkın teşviki tabii ki bu. Yani dolar satmak çözüm değil. Dolar harcamamak çözüm. Hı hı. Dolarla harcamayalım. Yerli işletmelerimiz varsa biraz daha yerlisi mi yabancısı mı? Tabii ki biraz da yerli olanları tercih etmeliyiz. Çünkü o işçi de ama çalıştırıyor. Ama biz hep bunu söylüyoruz hatta. Yani tasarruf burada. Hani dolar bozduralım falan ama hani alırken kazanmak gibi bir şey yani. Geçen hafta sen söylemedin mi zaten? Söyledik. Hani fındık meselesinde badem almayın. İşte fındıklı aynen. Dondurma alın diye mesela bunu yani bahsetmiştin. Çok karmaşık gibi gözüküyor. Esasında çok da karmaşık değil. Çok basit. Kendin üreteceksin. Kendi ürettiğini kendin kullanacaksın. Hı-hı. Tarımda güçlü olacaksın. Yani 3-4 tane donesi var bu işin. Şimdi bir de burada ikinci bir cephe var. Yani tamam iktidar tarafı, birlik, beraberlik. Ama muhalefetle birlikte bir birlik, beraberlik de çok daha ülkenin dışarıya sergilediği görünüm anlamında çok önemli. O zaman çok verdiği daha güçlü. Verdiği mesajlar da yine tabii muhalefetin çok de verdiği mesajlar. Hükümetin mesela, yanında olduğunu gösteriyor. Pazar ne gündü? Cumartesi günü Kılıçdaroğlu'nun bir toplantısı vardı basın mensuplarına. 13 maddelik bir yayınladı. Yani ekonomiyle ilgili bu tedbirleri
tedbirler alınırsa biz her konuda destek vereceğiz. Bir öneri miydi? Tabii ki öneriydi her biri. Hükümetin de tabii belki şeylerinde var, listesinde bunlar yapılacaklar var. Yani birkaç maddesini ben söyleyeyim. Bunlar dışarıya, dış ülke, yani Türkiye'nin görünür tablosuna artı şeyler katacak, ne derler, değerler. Mesela hukukun üstünlüğü, Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunun vurgulanması, akılcı bir para politikasının belirlenmesi, dolarla yapılan ihalelerin TL'ye çevrilmesi, Sayıştay'ın güçlendirilmesi, üretimi öncelikleyen bir ekonomik modelin, bu her çok önemli. Yani üreterek Türkiye'nin kazanması, tüketerek değil. Bir dakika, şimdi bu maddelerden bir tanesi dikkatimi çekti. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının vurgulanması. Bence bu gece vurgulandı gibi hissettim ben. Çünkü evet. Neden? Merkez Bankası piyasalar açılmadan iki farklı yeni karardan bahsetmişti. Karar almıştı. İşte 10 maddelik bir şeydi, tedbirler setiydi. Bu tedbirler setinden bir tanesi de işte zorunlu karşılıklarda, para tabii, karşılıklarında 400 baz puan karşılıklı zorunlarda 400 baz puan indirime gitti. TL varlıkların karşılığında da yine zorunlu 250 baz puan indirime gitti. Aynen. Şimdi bu iki tane almış olduğu karar bağımsızlığının evet, bir göstergesi değil midir? Yani vurgulanması dediği hükümet yani tarafından, hı hı, da vurgulanması. Yani Merkez Bankası bağımsızdır. Her söyleminizde bunu söyleyeceksiniz ve buna uygun davranışlar yapacaksınız. Tabii ki bu çok önemli. Onun dışında bütçe dışı uygulamalardan kaçınılması, hani fonlar vardı bir ara, Türkiye'yi krize götüren şeylerden de biri oydu. Bütçe kadar fonlar vardı. Şu fonu, bu fonu, cart fonu, onlar tabii ki denetimi de çok zor. Bu fonlardan kaçınması, bütçe dışındaki şeylerden. Milli bir dış politika belirlenmesi ve o politikaya göre davranışlarda bulunması. Tabii ki adaletli bir vergi sistemi de çok önemli Türkiye'de. Bu bazı konu başlıkları buydu. Bu konularda getirilecek her şeyi biz muhalefet olarak destekleriz dedi. Tabii ki muhalefet ve şeyin BDDK'nın da sen de hatırlarsın ilk kuruluşu da o tarihteki bütün şeyin meclisteki partilerin desteğiyle olmuştu. Ki 25 banka kapatılırken orada hiç kimsenin sesi çıkmamıştı o evet, yüzden. Yani o destek doğru çok karar alınan olmuş. Kararlarda her kesimin desteğiyle çıkan kararlar çok daha güçlü çıkıyor. O anlamda muhalefetin desteği önemli. Peki Merkez Bankası'nın bu tavrını nasıl değerlendiriyorsun? Yerinde bir yani tavır mıydı sence? Merkez Bankası'ndan hep şey bekleniyordu. Hani ne yapacak, ne edecek, böyle nasıl bir tavır alacak bekleniyordu. Çünkü Cuma günü Sayın Albayrak işte açıklama mesajı yaptı biraz ama Merkez vermişti, Bankası'ndan hiçbir vermişti, şey yoktu. Evet. Yani bir çıt yoktu. Açıkçası ben çok bekledim yani Merkez Bankası niye konuşmuyor acaba diye. Yani o bu konuda tedbirlerini almadı mı, ne yapacak acaba diye. Evet. Çok bekledim ama o gün yapmamıştı. Sonra cumartesi günü biliyorsun kurda farklılıklar, belki değişimler hani, başladı. İnsanın kullanabileceği birkaç tane silah alıyor. Hani doğru zamanda doğru şey kullanmak da çok aslında önemli. Aslında namluyu doldurmuştu diyorsun. Yani onun çıkacağı zaman da her zaman yapamazsınız bunu. Her anda yapabileceğiniz, sık sık yapabileceğiniz bir şey de değil. O yüzden çok önemli yani onu doğru zamanda doğru yerde bu sefer kullandılar ve yapmak gerekiyor. Dediğim gibi yani üretim ekonomisi, tarıma dayalı, Türkiye'ye döviz girdisi getirecek. Demeyecek şey okuyordum. Mesela Özal'la bir krize girmişiz. Tabii ki biz o zaman belki çok küçüktük. Şimdi bizi seyredenlerin büyük çoğunluğu. Bizim yurt dışına satışımız o kadar komik minakram ki Türkiye'nin toplam 2,5 milyar dolarmış. Yani şimdi o zamanki rakamlara bak, bugünkü rakamlara bak. Ama nüfus artıyor. Tabii her şey artıyor farklı, ama 2,5 evet, milyar dolar böyle bir krizle birlikte bütçe açığı falan artınca 3 yıl içinde bak, 3 yıl içinde yapılamayacak bir şey değil. 3 yıl içinde 2 katına katlıyorlar. Yani güzel. Tabii 2,5'u 2 katına katlamak belki kolay. Bugünkü rakamlarla 100 milyar dolarlardan bahsediyoruz Türkiye'nin yurt dışına
sattığı ürünleri. Hı hı. Yapılamayacak bir şey değil. Demek ki o tarihte başarmışlar, yapılabilir. Daha hızlı çalışmalıyız. Türk şirketlerine destek vermeliyiz. Güçlü ekonomi, güçlü tarımsal kalkınmadan da geçiyor. Bunu da unutmamalıyız. Yani bazen televizyonlarda bu ara seyrediyorum. Herkes diyor ki sanayileşmeye önem verelim, sanayileşme. Yani eski söylemler gibi geliyor aslında bana bunlar. Aslında sanayi değil de hani bir sanayi 80'li yıllarda yani. bir yol ayrımına girmiştik biz. İşte tarım mı yoksa sanayileşme mi diye. Yani ikisi bir arada olmalı. Çünkü tarım ürünleri de artık sanayi ürünleri oluyor biliyorsun. Tarım ürünlerinden bir sürü yağ yapıyorsun. Bir sürü sanayi ürünü olabiliyor. Ama tarım ürünü Türkiye'nin kurtuluşu bence. Yani ben her zaman bunu söylüyorum. Kesinlikle biz zaten tarıma değinmeden aynen. mutlaka. Yani Türkiye'nin en büyük yurt şu an bakıyorsunuz dünyanın yiyecek ihtiyacı çok fazla artıyor. Yiyecek ve tarım ürününe ihtiyacı çok fazla artıyor. Ülkemizin de buna ihtiyacı çok fazla artıyor. Ve sepette geçen hafta konuştuk. Ekonomi sepetinde, enflasyon sepetinde en çok rakamları yukarı çeken gıda artışları. Gıda fiyatının artışları. Şimdi önümüzde enflasyon rakamları gelecek biliyorsun. İşte o zaman biz göreceğiz bu hani doların artışının geri dönüşümlerini işte KOBİ'lerden sanayi şirketlerine efendime söyleyeyim üretim yapan çiftçisine kadar hepimiz bundan nasibimizi alacağız. Ama Ayşe teyze ne yapacak? Yani şimdi Ayşe teyze nasıl bundan? Pazara gittiğinde Ayşe teyzenin filesi daha pahalıya dolacak. Evet. Çünkü bazen diyorlar ki bakıyorsunuz işte dolar bana ne ben dolarla mı alıyorum ama her şey dolarla artıyor. Keşke biz dışa bağımlı bir ülkeyiz. Keşke tarım ürünlerimiz artmasa mesela eskiden çok azıcık bir parayla giderdin pazara. Hı hı. O sepetini doldururdun yani bir haftalık geçecek yiyecek alabilirdin. Şu an gidiyorsun 3 lira 5 lira kilosu en ucuz şey. Yani dolduramıyorsun. O anlamda gıda enflasyonu daha çok artacak. Tabii ki biraz sonra şey de bahsedeceğim onu da söylemek istiyorum. Türkiye'nin demir çelik ürünlerine Amerika vergi koydu. Evet. Sadece gıda değil. Yani gıda sepeti daha pahalıya dolacak. Enflasyon rakamları yukarı çıkacak. Biraz daha biz tarıma destek vermeliyiz. Yani önce halkımızın karnını doyurmamız lazım. Ondan sonra onlar zaten çalışıyorlar. Rahat ederse insanlar kafaları da rahat eder. Korkacak bir şey yok. Yani ülkemiz için korkacak bir durum da yok. Sakin olmak lazım ama hani biraz daha çok çalışmak lazım ona inanıyorum. Üretime destek. Her anlamda destek. Peki efendim kısa bir aramız var. Sonra yine buradayız. Efendim Cuma günü bildiğiniz gibi Trump, ABD Başkanı Trump bir tweet attı. Ondan sonra da işte bu kur dalgalanmaları başlamıştı. Nur'dan beni uyardı dedi ki şu alüminyumla ilgili de bir şey söyleyecektik dedi. Unuttum galiba dedi. Hakikaten doğru. Attığı tweette dedi ki alüminyum ve demir çeliğe vergi ambargosu koydum dedi. Ne kadar? Alüminyuma %20. Demir çeliğe ise %50 civarında bir vergi yükü getirdi. Peki bu ne demek oluyor? Yani Türkiye'den aldıklarına böyle bir vergi koydu. Onun muaf bıraktığı ülkeler de var. Mesela Meksika'ya falan öyle bir vergi koymadı. Bir iki ülke var onlara koymadı. Türkiye'den ne kadar alıyor olabilir? Amerika'nın toplam Türkiye'den aldığı ürünler 8.6 milyar dolar. Bunun 1 milyar dolarının üstündeki demir çelik, bir kısmı alüminyum, başka ürünler alıyor. Tabii ki demir çelik bunların içinde en büyük şey olduğu için önemli. Yani bunun üzerine Türkiye'deki demir çelik hani satan şeylerde mahkemeye dünya ticaret şeyine aykırı bu yaptınız dedi ve biz mahkemeye vereceğiz bu kararı dedi. Çünkü neden? Şimdi alüminyuma %20 Türkiye'den aldıklarına %20 eksik
ekstra vergi koyuyor. Demir çeliğe %50 ekstra vergi koyuyor. Yani Türkiye artık hiç satamaz oraya yani. Gitti 1 milyar biz dolarlık o zaman satış. Başka pazarlara yöneleceğiz. Bakacağız artık ama tabii ki Türkiye'yi her yönden hani kıstırıyor. Dediğim geçen hafta söylemiştim, o iyi bir tüccar yani. İyi biliyor nereden neyi nasıl kısarım, şimdi ne yaparım. Şimdi elini almış bir tane tabii, sopa tabii bütün ki. Ülkelerin kafasına aynen. Böyle vurmakla bir şey elde edemeyecek yani. Yani biz de başka dediğin gibi başka pazarlara bakarız. Demir çeliği kendi iç ülke yani Türkiye içinde nasıl değerlendiririz ona bakmak lazım. Yani nasıl satarız. Çıkış yolları bulunur yani sorun değil bizim ama yazık diyelim. Hem iş adamlarımıza yazık hem Türkiye'ye yazık. Bakalım hayırlısı. Bu böyle gitmez ama yani bir süre böyle gider sonra yine normalleşir. Hani bir süre böyle idare edeceğiz. Şimdi bugün özel dosyamız aynen. Var biliyorsun. Dünya çöp üretimi ve biz bu dünya çöp üretiminden ne kadar acaba pay alıyoruz? Ne kadar katkıda biz? Bulunuyoruz? Pay alırken ne kadar da katkıda bulunuyoruz? Geri dönüşümünü ne kadar sağlayabiliyoruz? Biz dünya çöp üretiminde çok önemli bir ithalatçıyız. Öyle mi? Yani şimdi bazen ben geçen gün bir yerde konuşuyorum biliyor musun dedim çöp alıyoruz biz dedim yurt dışından dolarla dedim para veriyoruz çöp alıyoruz dedim. Nasıl olur öyle bir şey dedi. Neden alıyoruz? Şimdi bunun sebeplerini yani alıyoruz neden alıyoruz ne yapıyoruz sebeplerini burada konuşacağız. Şimdi dünya çöp üretiminde tarım ve inşaat çöpleri hariç onlar daha başka ayrıştırılıyor galiba. Belediye çöplerinden yılda 2,5 milyar ton çöp, sanayi çöpleri 2 milyar ton, tehlikeli çöpler 500 milyon, toplamda 5 milyarlık bir çöp üretimi mevcut dünyada bu, dünyadaki rakamlar. Yani tabii bunun dışında sırf bunlar değil, tehlikeli atıklar var, bunlar da çöp olarak geçiyor. Ama en çok bunlar bizi meşgul ediyor, yani dünyayı en çok yani, etkileyen çöpler şeyler arasına. Var, bu elektronikleşme, hani herkesin kullandığı işte cep telefonları, elektronik şeyler, bunların çöpleri de var. Bunlar da tabii ki içinde kurşun, çeşitli başka materyaller de olduğu için onlar da bayağı bir kısmını tutuyor. Ve beyaz eşyaların çöpleri var, yani bunlar da çok büyük yerler. Sen iyi bilirsin beyaz eşyada kullanılmayan ürünlerde özellikle Türkiye'de evet. Şimdi bu işi yaptığın için. Geri dönüşüm kısmı hepsinde problem. Siz nasıl yapıyorsunuz mesela? Yani bazen eskisini alma kampanyaları başlıyor. Şu an bir iki tane fabrikanın dışında Türkiye'de beyaz eşyaların geri dönüşüm tesisi yok. Geriye almak daha maliyetli. Yani ürünü satmak kolay. Eskisini alacaksınız, taşıyacaksınız. Yani her biri çok büyük problem zaten bunların. Zaten bizim dünyada için de en problem. Önemlisi bu. Yani o makinayı biz yeni aldığımız zaman o gelen kişiye vermek. Evet. Hani evimizden çıksın yoksa onu taşıtmak için birisini bulmak zorundayız. Her biri ya da sorun. Nereye koyacağız? Hani çöp almıyor, konteyner almıyor. Nasıl götüreceğiz oraya vesaire gibi bir evet. Sürü sorunlarımız yani, oluyor. Yani esasında bu şeyler, çöpler gittikçe artıyor. Bakarsan 1900'lerde belki böyle bir çöp sorunu yokken farklı farklı çöp sorunları çıkıyor. Esasında bu sorun nereden daha büyüyor? Şimdi en büyük çöp üreticileri batılı ülkeler. Hangi yani, ülkeler? Yani batılı bir sanayileşmiş. Batılı en büyük çöpü ABD üretiyormuş. Yani, evet batılı dünyanın ülkeler. En büyük ben isim vermek istemedim. Amerika üretiyor ve ne kadar kişi başı 700 kilo. Evet her biri çöp üretiyor. Şimdi bunlar zaman içinde bir şey mevzuat geliştirmişler. Hani çevre mevzuatı dediğimiz mevzuat. Türkiye'de de var bu mevzuat. Buna dayanarak çöplerini öbür ülkelere satıp hem de parayla satıyorlar. Mevzuat şöyle, atık oluşumunu sağlayan ambalaj malzemelerini üretenler piyasaya sunanların ambalaj atıklarını toplamaları yükümlülüğü var. Yani şimdi ambalaj atığı gelmiyorsa, toplanmıyorsa bunu yurt dışından alıyorsun. Yani bir şekilde böyle dönüyor. Ama bizde böyle bir kültür yok. Henüz yani yok. Yani bizde ayrıştırma, o kısmına hiç gelmedik kültürü, daha. Böyle bir şey yok. Öyle oralara gelemedik, daha gelemedik. Biz keşke gelebilsek. Ama biliyorsun sokaklarda çöp toplayanlar var bizde. Görüyor, kağıt yani çöp değil de onlar kağıt, değerli işte plastik, şişe falan onları cam topluyorlar. Cam eşyası, evet kağıt. Şimdi birazdan oraya ben geleceğim. Bu çöp şeyi nereden patlıyor esasında? Batılı ülkelerin şimdiye kadar çöplerini Çin almış.
Çıkan çöplerini Çin almış. Hani bizde bir söylem vardır, Çin ürünleri kalitesiz, hani plastiği şöyledir falan böyle. Hani doğru, neden? Çin'de burada işte aldığı atıklardaki plastiklerden ikinci el plastikleri kullanmış, daha ucuz ham madde olarak kullanmış, kendi iş gücünü de ucuz olarak kullanmış ve bu dünyaya ucuz ürün buradan çıkmış. Ama Çin'de son zamanlarda çevreye duyarlılık da biraz fazlalaştığı için 2017'de bir mevzuat yayınlıyor Çin. Artık 24 tane atık ürünü almıyorum diyor. 2018'de de tekrar bir şey yayınlıyor yakınlarda. Ben artık çöp almıyorum diyor. Neden almıyor? Çünkü artık üretimini daha kaliteli ya da kalite bir farklı kalitelerde o da var. Kendi çöplerini de kullanmaya başlıyor. Aha. Belki ona yatıyor. Bir de kendi iç dinamiklerinden dolayı da almıyor. 2003 yılında bir olay oluyor Çin'de. Şöyle bir şey. Bir kanton bölgesinde Guyan diye bir şehir var. Orada da geri dönüşüm tesisi var. Dediğim bu işte elektronik ürünlerin geri dönüşüm tesisi. 2003 yılında %80 bak çocukların %80'inin kanında kurşun olduğu ortaya çıkıyor Çin'de. Oradan sonra da artık bu geri dönüşüm şeyini patlıyor. Yani insanlar bizim sağlığımızı elden gidiyor. Daha bir sağlık, çevre, Çin'de de bu bilinç geliştiği için oradan buralara ya geliyor. Şey artık almayacağım ben, diyor ben yani. Ben bu çocukların sağlığını, insan sağlığını çok düşündüklerini düşünmüyorum yani, açıkçası çevre, yani. Çevresel faktörlerden. Ticaret söz konusu olduğunda çok da olduğunu zannetmiyorum ama şimdi 20 milyar çöp okyanuslara ve denizlere dökülüyor. Yani 20 milyar çöp ne demek? Yani tabii ki Türkiye neden çöp oluyor? Şimdi çöp toplayıcılarının meselesine gelelim. Çöpleri neden toplatmak istemiyorlar? Çünkü Türkiye artık bu Çin'in almadığı çöpleri nereye satabiliriz? İşte yeni pazarlar arayışına girmiş arkadaşlar çöplerini satmak için. Bunlardan en aday ülkelerden biri de Türkiye'yi görüyorlar. Çünkü 72 milyon nüfusu var. Plastik ham maddesi sıfır bir ham maddeyi aldığında 5 liraysa atıklardan üretilen bir ham madde çok daha ucuz ondan. O yüzden atıkları tercih edebiliyor üretici de atıklardan üretilen bir ham maddeyi almasının sebebi belki bu. Ama biz Türkiye'deki kendi çöplerimizi kullanıyor olmamız lazım. Yurt dışına para verip çöp almamamız lazım. Kendi çöplerimizi kullanıyor olmamız için de önce belediyelerin daha sonra da kişilerin bilgili olması lazım. Çünkü mesela benim evde teyze var atık yağları biriktiriyor ama atık yağları toplayan kimse yok. Yani biriktiriyor yine çöpe gidiyor. Yazık. Yani ne yapacağız? Toplayan bir merci yok. Yağlar bile toplanmıyor. Kartonlar, kutular toplanmıyor. Yine geçen hafta biriyle bir yurt dışında yaşayan biriyle karşılaştım. Dedi ki bize çöp poşetlerini parayı Almanya'dan bahsetti. Çöp poşetlerini hükümet parayla satar dedi. Her birinin rengi ayrıdır dedi. İçine karışık koyamazsın. O çöpü ona belli günlerde de gelir. Kağıt için mesela tabii. Yeşilse cam için mavi. Böyle yapmazsan da cezasını sana keser dedi. Aha. Yani ceza gelir dedi. Ve herkes belli kurallar dahilinde olduğu için o çöpleri ayrışmış veriyor. Adam da o çöpünü alıyor yurt dışına satıyor. Çünkü kaliteli çöp. Kağıt kağıtta cam camda. Bize yemek artıkları kağıtlar camları hepsi. Çünkü toplayan yok. Yani o anlamda. Şimdi birazdan toplayıcılara da geleceğiz. Evet o çok ilginç bir konu. Evet. Çünkü o konuyla ilgili ben birkaç böyle noktaya değinmek istiyorum. Bize dilenci diyorlar dediler yani. Hani bize dilenci evet. gözüyle bakıyorlar. Ama bir belediye geçtiğimiz yıl bir işte şey başlatmış. Bir çalışma başlatmış. Ve yaklaşık işte 80 kişiyi bu konuda kendi bünyesine almış. Onlara üniforma giydirmiş. Ve bu üniformalarla da tabii onlar daha kurumsal kendilerini olmuşlar. Daha iyi noktalarda, daha iyi saygın birer birey olarak gördüklerini ifade ediyorlar. Bu işin biraz da psikolojik yanı var. Tabii. Toplum olarak da çok iyi bilmiyoruz. Çünkü o çöp arabasını sırtına alıyor. Bu gerek işte çocuk oluyor, gerekse yetişkin bir insan oluyor, erkek oluyor, bayan, kadın hiç fark etmiyor yani. Çocuk da aynı şekilde. Peki bu toplumun bilinçlendirilmesi için de hem bir mesaj istiyorum senden buradan hem de ne yapmak lazım? Bir tüzük hazırlanması gerekiyor ama bu tüzük
asla hazırlanmıyor. Bu işte başka insanların parmağı mı var? Yani bu konuya da biraz değinmeni istiyorum. Şimdi dedik ki işte batılı ülkeler çöplerini Türkiye'ye satmak istiyorlar. Onun dışında artı şey de var. Çöp sonuçta bir para. Ne kadar şey de beğenmesek de çöp de bir para. Burada zaten da belli biz bir en büyük ithalatçılardan bir tanesiyiz. Yani demek ki para verip biz çöpleri satın alıyoruz. Alıyoruz ama iç piyasada toplanan yani topladıkları çöpler de para. Geçen ve bunu gün bağlamış bakar mısın? Direğe bağlamış zincirle. Kimse çalmasın diye. Aynen. Gördün mü? Şimdi onların da bir derneği var esasında. Kağıt Toplayıcıları Derneği. Yaklaşık 500 bin kişinin buradan ekmek yediğini söylemiş dernek başkanı ve 2017'de biliyorsun bir mevzuat çıktı. Artık toplayamayacaklar. Sağlık Bakanlığı'nın çıkartmış olduğu bir hijyen. Şöyle bir hijyenle ilgili değil. Şu mevzuatta şu yazıyor. İşte bu atıkları alan tesisler belli kurumlardan alacaklar. Yani kağıt toplayıcılarından alamayacaklar bu kağıtları. Hatta bir iki kuruma ceza kesilmiş. O zaman kartelleşme oluyor herhalde. Yani işte o zaman ne oluyor? Buna bir prosedür bulmak lazım. Yani bu kadar kişi buradan ekmek yiyor. Onları 3-5 şirkete hani mecbur bırakmamak lazım. Ama belli bir standarda da getirmek lazım. O işte belediyenin yaptığı şeye baktığımızda da hani asgari ücret veriliyor sonuçta. Hani tamam iyi bir şey ama bu kadar Sultan kişi Sultan Gazi Belediye evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama çünkü yani tebrik de ediyorum buradan böyle bir 50 kişi 100 kişiyle olacak için bir şey değil. Çünkü belki o bölgede 500 tane kağıt toplayıcısı var. Hani 50'sini işe aldık ama 500'ünü işe alma imkanı da yok. Yani belli standartları koymak lazım. Her birine belki bir sertifika mı verilecek, hani bir şey verilecek ama onların ekmeklerine de mani olmamak lazım. Çünkü o da onların işi sonuçta ve çok doğru, da yararlı bir iş yapıyorlar. Tabii ki doğru yaptıkları sürece topluma, çevreye çok faydalı bir iş yapıyor aslında. Faydalı iş yapıyorlar ama hata bizde. Sonuçta neden hata bizde? Birincisi bizde evde biz ürünleri ayrıştırmıyoruz. Onlara düşüyor ayrıştırma. İkincisi belediyeler ayrıştırarak toplamıyor. Yani bizim evdeki bizlere ayrıştırma konusunda herhangi bir teşvik vermiyor. Ya da siz şu poşetlere şunları koyun demiyor. Koymayana da bir ceza uygulamıyor. Demek ki en baştan bizden başlayarak, battı balık yan gider değil, bizden başlayarak çöplerin doğru toplanması, ondan sonra da ekonomiye, bak ekonomiye geliyor yine, ekonomiye kazandırılması. Biz yurt dışına niye dolar verelim de çöp alalım, biz kendi çöplerimizi değerlendirelim, kullanalım ve Türkiye'de görüyorsun çöp dağları var, onları kullanabilsek esasında o çöp dağları olmayacak. Peki son 5 dakikamız galiba. Son 5 dakikamızda da çok önemli bir konu var. Ona da değinmeden geçemeyeceğim. Bu çöp mevzusu bitti mi şimdi? Yani yaklaşık toparladık. Dediğim gibi zengin ülkeler fakir ülkelere çöplerini parayla satıyorlar. Ve bunları da belli bir mevzuatlarla onlara işte lanse ediyorlar. Bunları toplayacaksınız diyorlar. Ama Çin vazgeçti. Bundan sonra Çin artık almayınca yani çöpler bize doğru geliyor gibi. Sırf şey de değil, bunu söylemek istiyorum. Mesela geçen hafta söyleyecektik programda, Bozcaada'da biliyorsun o da bir çöptür. Asbestli bir gemiyi denizin ortasında şey yaptılar, parçaladılar. Sonuçta bunun gidip bir tersanede ya da bir atık tesisinde olması lazım. Yapması lazım. O orası komple kirlendi ve insanlar orada denize giriyorlar. Yani halk sağlığı dediğimizde insanlar hasta olduktan sonra onlara ilaç parası falan değil, insanların hasta olmalarını, sağlıklarını korumalarını garanti altına almalıyız. Yani her zaman kontrol etmeliyiz. Asbest tehlikeli bir şey. O atıkların orada ayrıştırılmaması lazım. Ona göre tesisler yapılması lazım. Peki LOL diye bir oyun duydun mu? Evet, duydum. Duydun Çocuklar mı? Oynuyorlardı, evet. Ben görmedim aslında. Yani oynadıklarını duydum. Oyun, benim kızım, büyük kızım söyledi bana. Anne dedi, biliyor musun, cuma günü olmuş bu da. Biliyor musun, bizim dedi üniversitenin LOL e-sports takımı Avrupa şampiyonu oldu. Ne kadar güzel dedim. Ama dedi Çin'e gidemedi. Neden dedim? Çünkü vize vermediler. Böyle bir şey yani, olabilir mi? Çin'de yani Çin, aramız iyi esasında, evet, ama ama her konuda iyi olacak değil yani. Çin'de evet, arada değilmiş bir hani şu şey
ne derler onu? Bir tane oyun vardır. Alırsın eline sopayı da hani kafasına vurursun. Her şeyden hatırladım. Delikten bir tane kafa çıkar. Evet. Köstebek. Evet. O köstebekler gibi herkes bizim kafamıza bir şekilde hani vurmaya çalışıyor. Yahu bu nedir Allah aşkına? Bir elektronik spor. Evet. Bu sporda işte üniversite şey olmuş, seçilmiş, Avrupa şampiyonu olmuş. Ne kadar güzel, tebrik ediyorum. Evet, evet bak böyle müthiş bir stadyumda yapıldı. Az önce arkanızda gördünüz. Evet, oo, böyle bir stadyumda. Güzel. Düşünebiliyor musun? Bu sanırım İnönü stadyumunda gerçekleşti. Bunu bana söylediklerinde ben gerçekten de çok böyle şey oldum. Ya benim haberim neden yok dedim. Halbuki çocuklar söylemiş. Dünya ama çok da değişiyor ve gelişiyor. Evet, çok bazen, da dikkate almamışım evet, yani. Bizim bilmediğimiz şeyler. Evet, evet, çok ciddi bir takım var. Takım çekişmesi müthiş. Dünyada çok hızlı gelişen bir elektronik bir spor bu. Ve bu sporda üniversite birinci oluyor, Avrupa şampiyonu oluyor. Fakat Portekiz'de oynamış olduğu takım sonrasında 2-1 yeniyor. Ve Çin'e yani dünya şampiyonluğuna gitmeye hak kazanıyor efendim. Fakat son gün vize alamadığı için, şimdi kaptanın da söylediğini Twitter'ını da ekrana getirmek istedim. Kaptan Ahmet Can demiş ki bugün, normalde bugün Çin'de olmamız gerekiyordu ancak muhteşem dünya devi dünyanın bizi kıskanmasından dolayı Çin vize vermedi. Avrupa şampiyonu takım olarak dünya şampiyonasına gidemedik. Avrupa ikincisi Portekiz 2 günde vize çıkarttı. Asın bayrakları şimdi demiş. Böyle de bir şey var. Ben de kayıtsız evet, kalamadım bu konuya. Yani Çin'de geçmiş biz dünya, olsun. Evet, dünya şampiyonluğuna giderken bize bir çelme atıldı. Ve Türkiye olarak temsil eden üniversite olarak da tabii Çin'e vize çıkmadı. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya gençlerin şevkini kırmamak lazım. Yani bir şey yapıyorlar, başarılı oluyorlar. Nereye gitseler bütün kapılar kapanıyor gibi düşünmemeleri lazım. Üzüldüm, onların adına üzüldüm. Çünkü yani çok genç, yani 18-19 yaşına kadar olan gençlerin çoğunun da içinde olduğu bir şey, takip ettikleri bir şey. Hı hı. Ne diyelim, inşallah bir daha olmaz böyle şeyler diyelim yani. Biz daha umutlu bakalım gençlere. Yeni başarılar diliyoruz bundan sonraki süreçte de. Peki efendim. Her şeyden bir haber programı burada son buluyor. Haftaya tekrar farklı, görüşmek üzere, yepyeni konularla ekranlarınızda evet, olacağız. Görüşmek üzere. İyi haftalar, iyi eğlenceler.